Merhaba, ben Derya. İlgi Deryası kanalına hoş geldiniz. Sizler için Atatürk ile ilgili 10 ilginç bilgiyi derledik. İyi seyirler. Fakat videoya geçmeden önce abone ol butonuna ve yanındaki küçük çana tıklamayı unutmayın. 1. Atamızın boyu 1.74, kilosu ise 75 civarıydı. 42 numara ayakkabı giyiyordu. Ayakkabıları genelde siyah rugandı. 2. Atatürk'ün de TC kimlik numarası olduğunu biliyor musunuz? Söylüyorum. 1-7-0-146. Aslında bu birinci sıradaki TC kimlik numarası. Sondaki 46 güvenlik amacıyla sistem tarafından otomatik olarak konulmuş. 3. Atatürk'ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye ile pilavdı. Kahveyi de çok seviyordu. Günde 10-15 fincan Türk kahvesi içiyordu. 4. Atatürk'ün tüm gömlekleri beyazdı. Takım elbiselerinin modelini kendisi çiziyordu. Lacivert rengi pek sevmezdi. Bu nedenle gardırobunda laciverte yer yoktu. 5. Atatürk'ün Fox adında bir köpeği vardı. Atamız Fox'u Yalova kaplıcalarına gittiği bir gün seyyar bir fotoğrafçıdan 50 liraya satın almış. Fox öldükten sonra doldurulup mumyalanmış. Halen de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergileniyor. 6. Atatürk spor yapmayı çok severdi. Düzenli ata binerdi, yüzerdi ve bilardo oynardı. 7. Mustafa Kemal çok kitap okuyan biriydi. Yüzlerce kitabı vardı. Ancak en sevdiği kitap Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu adlı romanıydı. Öyle ki kitabı sürekli yanında taşırdı ve zaman zaman rastgele bir sayfa açıp okurdu. 8. Atamız 44 sayfalık bir geometri kitabı yazdı. Bugün kullandığımız üçgen, dörtgen, çap, artı eksi, bölü, oran gibi Türkçe kelimeleri Atatürk buldu. Atatürk'ün bu kitap dışında 13 kitabı daha var. Mustafa Kemal, Medeni Bilgiler, Kasbat Hatıraları, Bölüğün Muharebe Eğitimi gibi hem askeri hem de toplumsal konularda kitaplar yazdı. 9. Atatürk Çiçeği. Rivayete göre atamız çok seviyor diye bu ismi koymuşlar. Bir başka iddiaya göre ise Meksika kökenli çiçeği Türkiye'de yetiştiren bitki bilimciler çiçeğe Atatürk ismini vermiş. 10. Mustafa Kemal Atatürk son söz olarak aleykümselam dedi. Anlatılanlara göre Atatürk doktoruna dikkatle baktı ve aleykümselam dedi. Ardından girdiği komada 30 saat kaldı. 10 Kasım günü ise maalesef hayatını kaybetti. Diğer videolarımıza göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.